Enfes mutfak kanalımdan bugün herkese merhabalar sizlere yine çok kolay yöntem ile ve az malzeme ile hazırlamış olduğum nefis ve değişik olan bir börek tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı suyu alıyorum. Su hafif ılık olması yeterli. Gördüğünüz gibi 1 tatlı kaşığı kuru mayayı ilave edip karıştırıyorum. Mayayı erittikten sonra un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Lütfen ama lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Mutlaka farklılık gösterecektir. Bunun bir miktarını ekledikten sonra yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıp yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan, yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamurun dokusu kıvamı bu şekilde elastik bir yapıya sahip. Yoğurduğum hamuru un serpmiş olduğum masayı hemen alıp parçalara kesiyorum. Benim yapmış olduğum boyutlarda 8 adet börek elde etmiş oldum. Kestiğim her bir parçayı güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip hazır ediyorum. Hazırladığım bezeleri hiç vakit kaybetmeden hafif un serpiştirerek tatlı tabağı boyutunda olacak kadar açıp hazır ediyorum. Açmış olduğum 8 adet Hamurları bir tabağın tabanını öncelikle sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonrasında üst üste tüm ara katmanlarını bolca yağlayarak diziyorum hamurları. Dilerseniz bu aşamada yarı yarıya sıvı yağ, yarı yarıya tereyağı da eritip kullanabilirsiniz. Üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika oda ısısında dinlenmeye bırakıyorum. Bu kadar dinlenmesi yeterli benim için hemen alıyorum. Bakın hamuru elime almam ile hamurun esnemesi bir oluyor zaten. Bu şekilde kenar kısımlarından havalandırarak, çekiştirerek hamurun boyutunu büyütüyorum. Bu tür tariflerde tabii ki kullanılan un da gerçekten çok önemli. Her un bu tür tariflere uygun olmayabiliyor. Ben kullandığım undan memnunum açıkçası. Burada marka veremem fakat yorumlarda hatırlatırsanız yine sizlere yardımcı olurum. Ufak tefek yırtılmalar, delinmeler olabilir. Hiç endişe etmeyin. Hemen dakikalar içerisinde yeteri kadar açmış olduğum hamuru bir köşesinden birazcık katladım 4 parmak genişliğinde yaklaşık. Daha sonrasında rulo olarak hamuru sarıp bitiriyorum. Yuvarlak olarak sardıktan sonra tam ortasından tutarak iki hamurun iki başı da böyle örgü şeklinde katlıyorum. Tüm hamurlara aynı işlemleri uygulayarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisini diziyorum. Bakın ne kadar pratik ve kolaylıkla açılıyor. Yine her zaman olduğu gibi tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalıştım ki sizlerde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Fakat aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında yine belirtebilirsiniz. Oradan da mümkün olduğunca herkese dönüş sağlamaya çalışıyorum. Malzeme listesini de yine yazılı ve ölçülü olarak videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde sade olarak hazırladım fakat ilk ee, Başta baş kısmını biraz katladıktan sonra dilerseniz o kısma iç malzeme ekleyip o şekilde sarıp dolayabilirsiniz. Tamamen kendi damak zevkinize kalmış. 8 bezenin tamamını da aynı şekilde kolaylıkla hazırladıktan sonra tabağın dibinde kalmış olan yağı tüm hamurların yüzeyine sürüyorum. Ben yumurta sarısına ihtiyaç duymadım. İsteyen, seven yumurta sarısı da sürebilir. Daha sonrasında 180 derecelik alt üst ayarı açık ısınmış fırına gönderiyorum. Herkesin fırını farklıdır. Herkes fırınını tanır. Mutlaka kontrollü olarak pişirelim. hemen bir tanesini alıp sizlere yakından net olacak şekilde doku testi olarak göstermek istiyorum. Hem az malzemeli hem kolay yöntemli bu tarifi umarım dener ve memnun kalırsınız. Dilerseniz buzluğa da atabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Burada benimle kalın. Hoşça kalın.